Meg bak, gözyaşlarım durmuyor. Lütfen kalk ve gözyaşlarımızı. Lütfen geri dönmeyin. Lütfen. Nabzı gerçekten çok düşük. Shorya, Mehek nasıl oğlum? Mehek iyi değil mi? Oğlum, çabuk iyileşir gibi görünmüyor muydu? Dolly, neden bu kadar tuhaf davranıyor? Ne bana sarıldı, ne de Mehek'in durumunu anlattı. Abla, perişan halde zaten. Shorya bu durumu kaldıramıyor. Biz bu kadar üzülüyorken o neler çekiyor kim bilir. Hepimiz el ele verip Shorya ve Mehek'e iyi bakalım. Arvin! Çekil! Biz Mehek'i öldürmek istiyorken o diğerinin de hayatını kurtardı. Ama tam da yaşamasına ihtiyacımız varken komaya girdi. Uğursuz. Bu kadın ve ailesi yüzünden bir türlü rahat yüzü göremedim. Mehek komada mı? Beni iyi dinle Arvin. Meg ve aileme büyük zarar verdi. Bir gün hepinize bunun bedelini ödeteceğim, emin olun. Neden işlerin sürekli ters gidiyor biliyor musun? Ha, neden biliyor musun? Çünkü sizler katilsiniz. Bunu herkes biliyor. Cinayet işliyorsunuz siz. Hey! Bunlardan asla insanlık beklememeliyim. Mutlaka cezalandırılmalılar. Tanrım, adaleti sağlamam için bana güç ver. Benimle evlenir misin be? Seni seviyorum. Artık herkes evine gitsin. Mansi hiç uyumamıştır. Ben kalırım. Hayır olmaz. Biz ne halle kalabiliriz? Siz eve gidin. Bizim için bir bahane bulun. Mehek'le dışarıda olduğumuzu söyleyin. Abi. Çok teşekkür ederiz. Neler söylüyorsun sen? Abi. Mehek'in hayatını kurtardı. Beni mahcup ediyorsun. Toplayın kendinizi. Her şey Tanrı'nın elinde. Biz onun kullarıyız. Onun izniyle birbirimize böyle yardım etmeye her zaman devam edeceğiz. O zaman gidelim mi? Peki, gidelim. Hadi.
Yalnız kalmam gerekiyor. Rica ediyorum. Kamptan gelecek adaylar nerede kaldı? Arvin, üç kadın geldi. Gelin. Mutfağı gösterin. Gelin. Eğer son aday gelmezse bunlarla başlayın. Bunlardan birini seçeriz. Kapıyı şifrelik çaldı. Yani o geldi. Ben Niha. İşte geldim Shorya. Ne gerekiyorsa yapıp seni kurtaracağım, merak etme. Arvind amacına ulaşmak için kılık değiştirmişti. Şimdi onun silahıyla onu mağlup edeceğim. Ben Niha. Buraya görevin bir parçası olmaya ve halkımı gururlandırmaya geldim. Niha'nın anlamı nedir? Niha sevgi dolu, çok sevilen demek. Sevdiklerimiz sonunda bizi terk ediyor, değil mi? Nereden geliyorsun? Nedir senin hikayen? Anne ve babamla çok mutlu bir hayatım vardı. Babam beni evlendirmek istedi. Ama yabancıların lafları babamın ölümüne sebep oldu. Ona kimse yardım edemedi. Ve annem çok hastalandı. Onun ilaçlarına çok para harcadım. O da kısa süre sonra öldü. Anne babamı elimden alanlardan intikam almak istiyorum. Hedefine mutlaka ulaşacaksın. İyi şanslar dilerim. Onu mutfağa götür.
Shorya, alnımdaki sindur ve boynumdaki evlilik kolyesi sadece bir süs değil. Onlar benim kimliğim. Ama bugün bu takıları çıkarmam lazım. Çünkü bize savaş açıldı. Seni kurtarmaya geliyorum Shorya. En iyi yemeği yapan kişi bu görevinde bir parçası olur. Mehek, evde her şey yolunda mı? Hiçbir şey yolunda değil. Yardımına ihtiyacım var. Ne yapabilirim? İnder! Mehek, İnder benim yeğenim olur. O bir doktor, hem de çok iyi bir insan. Mehek! 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 Senin başına bu kadar sorun açtığım için çok üzgünüm. Ama başıma bir kaza geldiğine birini inandırmak benim için çok önemliydi. Dinle, Mehek yaşıyor. Ama şu anda yoğun bakımda. Nabzı çok düşük. Mehek, İnder gerekirse sana bir enjeksiyon yapacak. O da nabzını düzenlemiş olacak. Her zaman vejetaryen yemekler yaptı. Mehek'le telefonda konuşmak istiyorum. Hayır yenge, bu riski göze alamayız. O şimdi gizli görevde. Şu anda seninle konuşamaz, lütfen üzülme. Şimdi biz kendi işimize odaklanalım, tamam mı? Ratan burada. Ratan amca, gerçek Nihal'a ne oldu? Nihal kızım, sen kendini üzmeyesin. İnan bana, ona terörist liderinin yardımcısı kılığında rastlamış oldum. Efendisinin ona emirler verdiğini söyledim, anlıyor musun? Üçümüz de isteyene kadar ona evi terk edemeyeceğini söyledim. Henüz kutlayamayız. Uzun bir yolumuz var. Yenge, eğer iyimser olursak kazanırız. Bu küçük bir zafer. Gerçek Nihal'i başarıyla kandırdık. Mehek onun sahtesi olarak bizi hedefimize yaklaştıracak. Hadi ama Kanta. O eminim ki başaracak. Ona inanıyorum. Evet. Mehek kesinlikle seçilecek. Ben Tanrı'nın bizi bu zor durumdan kurtarmasını istiyorum. Sen sakın merak etme. Bu domates değil. Mehek'in durumu kritik. Şu anda onu görmeye gidemezsin. Durumu daha da kötüleşebilir. Bir sürü test yapmamız gerekiyor. Öylece içeri girip onu görmene izin veremem. Bir dakika. Sadece bir kez. Onunla birkaç dakika görüşelim. Tamam ama sadece birkaç dakika. Hadi beni takip edin. Durun, oraya giremezsin. O oda steril edilmiş. Kanta lütfen üzülme. Mehek iyi olacak. Hadi benimle gel.
Bir birincimiz var. Bana göre Niha'nın yemeği en lezzetlisi. Testler ne zaman bitecek? Planımı ne zaman uygulayabileceğim? Tanrım, lütfen bana yardım et. İçin gözyaşı dökmen, yenilgiyi kabul etmen demek. Burada olduğun için ağlıyorum ben. Meg, çok korkuyorum. Beni ve Niv'i zaten tutsak ettiler. Şimdi sen de buradasın. Bana güvenmelerini nasıl sağlayacağım Shorya? Bir yolu var. Biri onu durdursun. Tutuklu kaçmaya çalışıyor. Bırak eve gideyim. Bir süre sonra beni geri getirebilirsin. Lütfen beni bırak da eve gideyim. Sadece eve gitmek istiyorum. Bırak beni. Bırak da eve gideyim diyorum. Götürün onu. Bu Arma'nın komutanı. Kendisi terörist grubun lideri. Arma'nın kim olduğunu biliyorsun. Shorya kılığına girip ailemize zarar vermeye çalışan sahtekarın ta kendisi. Efendisi kararlarına saygı duymadığı için Arma'na çok sinirleniyor. Meg, onlar yaramaz çocuklar değil. Çok tehlikeliler. Terör estirmek için masumları öldürüyorlar. Sen bu tip insanlarla nasıl çalışabilirsin kızım? Mehek, ellerinde kullandıkları silahlara bak. Bizim polis kuvvetlerinin bile böyle yüksek teknoloji silahları yok. Bu gibi olayları özel harekat devralır. Kendini gizleyerek planlarını bozmaya çalışıyorsun. Sana yalan söylemeyeceğim. Ben de korkuyorum. Shorya'yı esir olarak tutuyorlar ve Niv'i nereye gönderdiklerini bilmiyorum. O katil bozuntuları ninemi benden aldılar. Ne zaman bu olayları düşünsem korkularımdan bir anda kurtuluyorum. Tanrı sana onlarla savaşma gücü versin ve bizi korusun ki seni destekleyelim. Mehek, çay iç. Makyajını yapmakta sana yardım edeyim.
Daha önce düşmanların için süsleneceğin aklına hiç gelir miydi? Bu makyaj değil Nihal, bu savaş boyası. Savaş alanına gitmeden önce askerler bunu yüzlerine uygular. Bu yeni kız kim? Herkes dinlesin. Bu bizim yeni şefimiz Nia. Mac hastaneden çıkana kadar Nia restoranla ilgilenecek. Bütün sorumluluk onda. Umarım onu burada rahat ettirebilirsiniz. Ve onun emirlerini uyarsınız. Anlatabildim mi? Şey, sen blender'ı mı arıyorsun? Evet. Şuradaki rafta, getireyim. Teşekkür ederim. Baksana, yemek pişirme stili Bayan Kanna'nınkine benzemiyor mu? Hatta yemeğin kokusu bile tıpatıp aynı. Güzel. Tadı da gerçekten tanıdık. Çalışmak için para alıyorsun, yorum yapmak için değil. Gevezelik etme. Üzgünüm efendim. Yaptığı yemeklerin kokusu Bayan Kanna'nınkilere benziyor demek istedim. Dürüst olmak gerekirse sunum stili de çok benziyor. Yani sadece ona iltifat ediyordum. Yemek becerilerimi takdir ettiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben sadece Mehek'in tariflerini uyguluyorum. Hepsi bu. Ne olursa olsun Mehek adına çalıştığınız için buradaki yemeklerin tadı iyi olmalı. Yemek yapmayı ondan öğrenseydin sen de çok lezzetli yemekler yapabilirdin. Ben de işe alınmamış olurdum ve Bay Kanna sana iltifat ederdi. Ben çok dikkatli olmalıyım. Benim yemek pişirme stilimi tanıdık buldular. Dikkatli olmazsam şüphelenecekler. Hey, lütfen siparişi alın. Bunlar ne biçim insanlar? Hayır ama böyle olmaz. Nasıl böyle büyük bir adım atabildi? Benim bile kafam karıştı. Bu son birkaç gün çok zor geçti. Bana 2 dakika verin. Dinleyin. Beni dinleyin. Ravi. Bayım, biraz bekleyin. Onlarla konuşmalıyım. Şimdi artık işleri yoluna girdi ya, müşterileri hafife almaya başladılar. Sana seslenip duruyorum. Müşteriler de bağırıyor. İkinizde de işitme sorunu mu var? Taksi bekliyor. Hastaneye gitmelisin ama kardeşinle konuşuyorsun. Gidiyorum. Gidiyorum hayatım. Ona söylesene. Ne oldu? Sana söyleyecek. Shorya'nın ne yaptığını biliyor musun? Mehek'in yerine şimdi yeni bir şefi işe almış. Kimliği hakkında da hiçbir fikrimiz yok. Shorya sanki başka bir insan gibi davranıyor. Mehek hastanede yaşam savaşı veriyor ve ona bak. Shorya'nın ilgilenmesi gereken işleri var. Ama yenge, onun kim olduğunu bulmamız gerekiyor. Neden? Boşa geçirecek zamanın var mı? İşine odaklan. Shorya'yı rahat bırak. Mehek'e olanları duyduk. Gerçekten üzgünüz. Haberleri duyduğumuzdan beri çok üzüldük. Kendisi şimdi nasıl? O şu anda koma. Başka ne diyebilirim ki? Güvenin bana. Dününüz için sipariş vermemiş miydim? Mehek'e bakmak için biraz ara vermek zorunda kaldım. Ama koşullara rağmen beklentilerinizi karşılamaya çalışıyoruz. Durumunuzu anlıyoruz efendim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ama bakan Mehek Kanna için sizle sözleşme yaptı. Biz size güveniyoruz. Ama Bayan Sharma yemek yapamadığına göre... Tamam.
Bayan Kanna gibi yemek yapamam. Ama benim yaptığım yemeği de deneseniz iyi olur. Oturun lütfen. Tanrım, bu yemeği o mu yaptı yoksa Mehek mi? Kokusu, tadı, diğer her şeyi tam da aynısı. O Nia. Mehek'in yerine geldi. Nia aşırı becerikli ve çalışkandır, merak etme. Elbette. Yemek yapma becerisi bunu kanıtlıyor. Sözleşmenin hala senin olduğunu söylemeliyim. Umarım Mehek yakında iyileşir ve aramıza döner. Mehek ve Nia birlikte çalışırlarsa gerçekten harika olur. Düğününüz harika olacak. Ve bir şey daha. Eğer son düzenlemenin dosyasını alabilirsem işim çok daha kolaylaşacak. Evet, tabii. Ona dosyayı ver. İstesem de onu hemen şimdi durduramam. Özür dilerim. Nia ayrıntılarla ilgilenir. Teşekkür ederim. Eminim ki kimsenin bilmesini istemediği bir şey var. Menüyü tekrar konuşmak istiyorum. Elbette. Durumu kötüleşirse dikkat et. O çocuğun yaşamasını istiyorum. Onu karnaları kontrol etmek için kullanabiliriz. Anladın mı? Arvin, hayatını kurtarmak için onu iyi bir hastaneye götürmeliyiz. Onu hastaneye götürme. Orada kal ve ona dikkat et. Gelip onu kontrol edeceğim. Mehek'e durumu anlatacak vaktim yok. O Niv'i görmeye gidiyor. Bir şeyler yapmalıyım. Durun! Şu arabayı takip edelim. Kanta! Nerede? Kanta telaşla nereye gitti acaba? Merhaba Mehek. Arvind'i takip ediyorum. Sanırım Niv'e gidiyor. Bu fırsatı kaçıramam. Niv'in nerede esir tutulduğunu mutlaka bulacağım. Tamam yenge, ama lütfen dikkatli ol. Tamam, olurum. Mehek, Mehek, arabayı kenara çektik. Nereye gittiğini anlamalıyım. Alo. Mehek. Indraprasta'ya kadar Arvind'i takip ettim. Ama ne tarafa gittiğini göremedim. Üzgünüm. Acaba şu anda Niv nasıl? Al bu etleri. Yoksa yemek yerken görünce bizden iğrenirsin. Ağlıyorsun. Sorun ne Nia? Hiçbir şey.
baharatları karıştırıyordum. Yanlışlıkla gözümü ovuşturdum. Su alacağım ben. Şatafatlı hayatında kim bilir ne kadar yemek ziyan etti. Şimdi ise şu haline bak. Baksana, o bizim evcil hayvanımız oldu. Hey Tommy, avla şimdi bakayım. Avla! Yeter artık. Bizler burada bir amaç için bulunan askerleriz. Görevimiz dışında bir şey düşündüğümüz, yaptığımız her an zaman kaybı anlamına gelir. Son düzenlemenin fotokopisi bende. Üzerinde çalışmaya başlayın, tamam mı? Zaten bu yüzden bu büyük riski almadım. Seni seviyorum May. Seni seviyorum Shorya. Lütfen bir an önce bu kafesten çık. Başımı göğsüne yaslamak ve kalbimin içindekileri döküp ağlamak istiyorum. Vakit kaybetme. Hadi çabuk şunu ye. Niv'in nerede olduğunu öğrendin mi? Shorya, Niv, Kanta yenge Indraprastha'ya kadar takip etti. Sonra kalabalıkta kaybetmiş. Thank you.
Eğer telefonunu alırsam Nev'in nerede olduğunu bulabilirim. Rubina, yengem beni şimdi niye arıyor? Niha, telefonunu bir kenara bırak. Abi, ben burada olduğuma göre sen git ve yemek arabasına bak. Ben burayı hallederim. Tamam, tamam. Efendim? Ben görevli doktorum. Hastayı muayene etmek istiyorum. Elbette, tabii. Rabbi. Terörist grubun lideri. Gidelim. Lütfen gelin. Sorun nedir Kanta? Neden endişeli görünüyorsun? Sorun ne? Hey, beni dinle. Kanta! Yengen beni niye aradı? Bir sorun mu çıktı? Artık final hazırlıklarının zamanı geldi. Büyük ya da küçük her bir detayı gözden geçirmeliyim. Görevin başarısı ya da başarısızlığı tamamen sana bağlı Niha. Ve bunun yanında bakanın kızı da seni seviyor. O yüzden bunu avantaja çevirmemiz gerek. Ne oldu? Dikkatin dağılmış gibi görünüyor. Hayır. Hemen işe başlayacağım. Neden yengem defalarca beni arıyor? Biliyorum Meg. Bir şeyden dolayı endişelisin. Umarım bir şekilde sana yardım edebilirim. Tanrım, her şekilde yengemle görüşmem lazım. Shorya, beni rahatsız eden şey hakkında seninle konuşmak isterdim. Ama şu anda bunu yapmam mümkün değil. Ne yapalım bilmiyorum. Hey, aç kapıyı. Bırak çıkayım. Bu kafeste sonsuza kadar kalamam. Yaşamak için bir oda istiyorum sizden. Kes sesini. Sabrımı zorlarsan seni öldürürüm, anladın mı? Beni bırakman için sana meydan okuyorum. Senin suratını dağıtıp ayaklarını kıracağım. Bırak beni! Onu dışarı çıkar. Arvin, al bunu. Thank you.
Arvind'i hastaneye götürmemiz gerekiyor. Hadi ama Arvind, çok kötü yaralandı. Dinle. Bazı işler için White Chilies'e gidiyorum. Çok önemlisiniz. Mehek'in hayatı size bağlı. Lütfen ona yardım edin. Lütfen onu kurtarın. Lütfen. Doktor, lütfen yapın bunu. O olmadan biz çaresiziz. Bütün umudumuz size bağlı. Siz bizim umudumuzsunuz. Lütfen yardım edin. Lütfen. Abi lütfen söyle ona, sakin olsun. Kanta, lütfen sakin ol. Tanrım. Lütfen onları durdurmak için bana yardım et. Umarım dayak yiyerek sana yardımcı olmuşumdur May. Tanrım seni her türlü tehlikeden uzaklaştırsın. Lütfen, kalk Kanta. Doktor, lütfen. Lütfen Meg'i kurtarın. Bunu siz yapabilirsiniz. Ölmesine izin vermeyin. Yalvarıyorum. Dinleyin, ben hastayı muayene etmeden bir şey söyleyemem. Önce onu muayene edeyim. Sonra yaşayıp yaşayamayacağını size söyleyeyim. Hayır doktor, öyle söylemeyin. Lütfen böyle konuşmayın. Meheki geri getirin. Onu kurtaracağınıza söz verin. Lütfen, yoksa ben gitmenize izin vermem. Ne olur bunu yapın doktor. Kanta neden bu kadar duygusal davranıyor? Ona ne oldu? Lütfen kalk. Hadi, kalk. Ne yapıyorsun kanka? Bu insanlar ne yapabilir ki? Ellerinden ne geliyorsa en iyisini yapıyorlar. Başka ne yapabilirler? Meek'in hayatı Tanrı'nın elinde. Lütfen kendini üzme artık, lütfen. Tanrım lütfen bize yardım et. Meek burada değil. Eğer bu adam bunu öğrenirse burada herkese zarar verir. Bayım, beni dinleyin. Lütfen U dönüşü yapın. Ring Road'daki kısa yoldan gidelim. Hanımefendi, çok trafik var. U dönüşü yapamam. Hastaneye zamanında nasıl yetişeceğim? Dinle, bırak beni ve adamlarımı içeri girelim ve hastayı kontrol edelim. Bir dakika bekle. Sakin ol. Bu Mehek'in odası. Mehek'in odası nerede bilmiyor musun? Bu arada adınız ne? Buranın hangi departmanındansınız? Özür dilerim. Benden şüphelendiniz mi? Hayır. Şüphelenmedim. Size sadece bir soru sordum. Anlarsınız, sizi daha önce burada hiç görmedim. Onun için merak edip soru sordum. Aman Tanrım, Ravi'yi nasıl durdururum? Bu adam panikler, bıçak ya da silah çıkarırsa... Yalnızca benim elim bağlı olduğu için hayattasın. Ama bir gün yaptığının bedelini ödeyeceksin. Sen ve aile üyelerin senin yaptıkların yüzünden çok acı çekeceksiniz. Anladın mı Shorya? Benim haydut olduğumu mu düşünüyorsun?
Doktor olmadığımı ama haydut ya da hırsız olduğumu düşünüyorsan ofise gidebilirsin. Doktor Kurona sana kim olduğumu söyler. Dinle. Yeter artık Ravi. O sadece bir doktor, dolandırıcı değil. Ona böyle sorular soramazsın. Doktor, sizden özür dilerim. Onun adına sizden özür diliyorum. Hadi sizi Mehek'in odasına götüreyim. Buyurun, buyurun. Tanrım, Mehek burada yok. Tek umudumuz sensin. Bize yardım et. Ömer. Önceki mahvolmuş. Yenisine ihtiyacımız var. Barat'a söyle derhal yenisini alsın. Alo, Barat. Dinle, en kısa zamanda Arvind için bir maske lazım. Doktor. Bir dakika. Dinle yine. Lütfen Mehek'in durumu hakkında bize açık sözlü olun. Biz metanetli oluruz. Lütfen bize doğruyu söyleyin. Bırakın önce hastaya bakayım. Aman Tanrım, şuraya bak. Bir şekilde ondan kurtulmam gerekecek. Nabzına bak. Durumunun nasıl olduğunu bilmem gerekiyor. Mehek! Yakında iyileşeceksin. Yakında iyi olacaksın. Doktor iyileşmene yardım edecek. Merak etme kızım. Tanrım, ne kadar sürede harekete geçmeliyim? Mehek, hayatımız sensiz sefil oldu. Civan yemek yemiyor. Ravi su bile içmiyor. Ne hal doğmamış çocuğu yerine sana bakıyor. Lütfen bize kulak ver. Aman Tanrım Mehek, lütfen. Lütfen geri dön. Daha ne kadar rol yapacağımı merak ediyorum. Nabzı düşük doktor. Durumu aynı devam ediyor. Duydunuz mu? Durumunda bir gelişme yok. Öğrenmek istediğim buydu. Gidiyorum. Ben de sizinle geliyorum. Gidelim. Mehek nabzını yavaşlatmak için ilaç enjekte etti. Buradan ayrılmamalıyım. Mehek, Mehek! Kendine gel, uyan. Aşçılık ekibine katılacağız. Ve merasim başladıktan sonra da sana mekanın içine bombayı gizlice nasıl sokacağımı anlatacağım. Tamam Arvind. Arvind, bacağın nasıl oldu? Arvind, Barat senin yeni maskeni getirdi. Önceki mahvolmuş. Merhaba Arvind, yeni maskeni getirdim. Hey! Arvind, trafiğe yakalandım. Onun için biraz geç kaldım. Ben biraz yürümek zorunda kalmıştım da. Önceki gün yengemle Arvind'i Indraprastha'ya kadar takip etmişti. Demek ki Arvind o gün oraya Barat'la buluşmaya gitti. Arvind, senin bana iki maske için para vermen gerek. Ödeme işini bugün halledersen iyi olur. Seni füzeye bağlayıp Fizan'a göndermemi ister misin?
Karın bizi yüzüstü bıraktı. Ne cesaretle para istersin? Peki Arvind, görev bitince paramı ödersin. Daha sonra gelirim. Karısı, acaba Arvind Nalini'den mi bahsediyor? Shorya, biliyorum ki Niv orada. Bir şekilde onu kurtarmam lazım Shorya. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Meg. Sakin kafayla düşünmemiz gerek. Yanlış bir adım bizi sıkıntıya sokar. Oraya yalnız gidemez. Bir planım var. Ne planı? Önce maske yapmam gerektiğini söylediler. Şimdi de bir çocukla ilgileneceğim. Polis mi? Yakala onu. Ateşi söndür. Efendim, lütfen beni dinleyin. Ben masumum. Onu kelepçele hemen. Utam Singh, her yeri kontrol et. Bu hiç adil değil. Bunu yapmanıza izin vermem. Beni rahatsız edemezsiniz. Utam Singh, ne yapıyorsun orada? Efendim, duvar tarafından bir ses geliyor. Duvarın arkasından mı? Duvarın arkasında biri var gibi. Efendim, fareler ses çıkartıyor olmalı. Ben bir belgeselde seyretmiştim. Fareler duvarlardaki deliklerde yaşarlar diyordu. Onu dışarı çıkar. Nalini'nin kocası olan terörist ve tutuklananlar arasında. Kendisi maske yapıyordu. Polis onun bomba olayının planlanmasında yer aldığından şüpheleniyor. Bunu Mehek'e söylemem gerekiyor. Onu temizleyeceğim. Polis Babulel'in uzun zamandır bu terör örgütüyle bağlantısı olduğunu söylüyor. Konumu hakkında muhbirlerden bilgi almasalardı polis onun yerini bulamayacaktı. Eğer Babulel Niv'i esir tuttuysa o şimdi nerede? Arvind, şimdi bu çocuğu ne yapacağız? Babulel onu nereye saklayacağımızı biliyordu. O evde olmalı. Eğer çocuk polis tarafından bulunsaydı tüm haberlerde olurdu. Merak etme, ben hallederim. Niv nerede? Şimdi onunla ne yapacaklar? Polis merkezi, Vasant Kunj.
Müfettiş, bu baskın 26 Ocak'taki patlamayla ilgili büyük bir gelişme. Kim bu dost babalar? Hikaye nedir? İşte tüm detaylar efendim. Bu ne kadar sürecek Tanrı bilir. Hangi maskaralıktan söz ediyorsun yenge? Neler oluyor? Eminim ki bizden bir şey saklıyorsun. Yüzünden okunuyor zaten bu. Bana doğruyu söyle lütfen. Yoksa abime bundan bahsederim. Bizden gerçeği nasıl sakladığını anlat bakalım. Ravi, lütfen kimseye bir şey söyleme. Bize bu kadar önemli bir şey söylemedin. Meyek ve Nihal çok genç, tecrübesizce davranıyorlar. Onlara kızabilirim ama sen bize ihanet ettin yenge. Sen ailenin en büyüğüsün. Senin düşünceli olman gerekirdi. Neden birinin Shorya taklidi yaptığını ve aramızda yaşadığını bize söylemedin? Shorya ve Niv'in hayatı tehlikede olduğundan polise haber vermediğini anlıyorum. Ama bize neden söylemedin? Bizden neden gerçeği sakladın? Hayır Ravi, yanlış düşünüyorsun. Kendimi nasıl hissettiğimi bilemezsin. Ama bunu yapamazdık. Size gerçeği söylemenin riskli olacağını düşündük. Bu yüzden sakladım. Lütfen affet. Lütfen Tanrım. Lütfen Meyk ve Shorya'yı koru. Bize sadece Tanrı yardım edebilir. Evet Bayan Karuna, çok şey oldu. Bayramı bile doğru düzgün kutlayamadık. Umarım bu özel günde sıkıntılarımızdan kurtuluruz. Bunun için dua ediyorum. Shorya ve Mehek de eve sağ salim dönsün. Bu akşamki törene bizimle katılırsan çok seviniriz. Sen de daha iyi hissedersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.